Erdoğan ve ailesine erişilemiyor. 2022 internet sansürü raporu yayınlandı. En az 40.536 erişim engeli. Free Web Turkey 2022 internet sansürü raporuna göre 2022'de en az 40.536 URL'ye erişim engeli getirildi. En çok AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkındaki haberler engellendi. İkinci sırada ise AKP'ye yakın kişi ve organizasyonlar hakkındaki haberler yer aldı. Erdoğan önümüzdeki dönemde en büyük hedefini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyetin 100. yılında yeni anayasa mesajı verdi. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa. Erdoğan'ın yeni anayasa mesajı verdiği anlarda gözler anayasa mahkemesinin uygulanmayan kararına çevrilmişti. Geçen 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde tip Hatay milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay hakkında anayasa mahkemesi seçme ve seçilme hakkıyla kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı yönlerinden ihlal kararı vermişti. Anayasa mahkemesi Can Atalay kararını 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de göndermişti. Yerel mahkeme ise kararın iletilmesinin üzerinden 6 gün geçmesine karşın henüz kararını açıklamadı. Yerel mahkemenin 6 gündür kararını açıklamamasına tepki gösteren avukatlar ve milletvekilleri, mesai saati bitimi öncesi İstanbul Adliyesi'nin kalemine girmek istedi. Ancak grubu içeri almayan güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı. Tamam, güvenliğe merhaba. Tamam, Biz şu anda on ağır ceza olacak tamam. o mahkemenin Ayşe kapısının de. önünde duruyoruz. Üç tamam, tane milletvekiliyiz, elli tane avukatın Aşe altı de. gündür becerip AYM kararını istişare de. etmeyi beceremeyen o heyet hala içeride. Aşe hala görüşmesini yapıyor. Bugün de Can bugün de Can Atalay'ı serbest bırakmamak için bize reva gördükleri rezillik budur. Kapıya güvenliği diktiler. Milletvekillerinin avukatların hakimi geçtim kalemle görüşme engel olan bir adet güvenlik müdürü sıfatlı zat içeriye girdi, kapıyı kilitledi. Burada neredeyse bir izdam halindeyiz. Bu ülkede anayasaya bir parça saygı duyan herkesi, bütün meslektaşlarımı, avukatları, İstanbul'da bulunan milletvekillerini bu hadsizliğe karşı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne bekliyoruz. Lütfen yanımıza gelin. Lütfen bu saçmalığa bir son vermemize yardımcı olun. Bütün avukatları buraya davet ediyorum adalet nöbeti için. Bu esaret bitene kadar biz bir adım geri atmayacağız. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm yurttaşlarımızı, tüm avukatları, hukukçuları ve milletvekili arkadaşlarımızı bu ortak mücadeleyle göreve davet ediyoruz. Bir mahkeme kararının uygulanmamasını kabul etmeyeceğiz. Alkın, Bekili, vekili, alkın, 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 vekili, Can Atalay ile ilgili karar vermesi beklenen heyet hiçbir karar vermeden adliyeden ayrıldı. Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Can Atalay davasında tahliye kararı vermediğini, dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdiğini yazdı. Sol Partili Alpertaş, Gülten Kışanak 7 yıllık azemi tutukluluk süresi dolduğu halde Can Atalay ise Anayasa Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakılmıyor mesajı paylaştı. Gazeteci Sedat Bozkurt'sa anayasa vurgusu yaptı. Anayasanın ikinci maddesinde yer alan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinden sadece devlet kaldı galiba. Nitelikleri gitti. Ekim ayında açlık sınırı 13.648 lira oldu. Türk İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının Ekim 2023 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Ekim'de 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 13.648 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 44.573 lira olarak hesaplandı. Türkiye'deki derin yoksulluk en çok çocukları vurdu. İktidarın Türkiye'yi uçuruma sürükleyen ekonomi politikası nedeniyle milyonlarca çocuk eğitim ve sağlığa ancak sosyal yardımla ulaşabilir hale geldi. Bir Gün gazetesinin haberine göre 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan verilere göre şartlı sağlık yardımından yararlanan çocuk sayısı Ağustos 2023 itibariyle 1.858.482 ile ifade edildi. Veriler ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle 2 milyona yakın çocuğun anayasal hakkı olan eğitime ancak şartlı ulaşabildiğini gözler önüne serdi. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının Erdoğan ve AKP propagandasına dönüştürülmesine CHP'den tepki geldi. 100. yıl kutlamalarında yapılan drone gösterilerinde döne döne Cumhurbaşkanlığı forsları AK Parti'nin 100. yıl logoları gösterilirken Atatürk'e yer verilmiyor. 100. yılda iktidar ve muhalefet anıt kabirde atanın manevi huzuruna birlikte çıkıyor ama Erdoğan anıt kabir defterine yazdığı yazıda muhalefeti bir tarafa itiyor, kendinden ve ittifak ortaklarından söz ediyor. Atanın huzurunda bile milleti bölüp parçalamaya devam ediyor. Anıt kabirde kabir adabından nasibini almamış, bindirilmiş kıtalar Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Sarayın kibirlisi bu yıl törenleri başkent Ankara'dan İstanbul'a aldı. Resmi geçit yapan donanmamızı da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı yerine Vahdettin'in adıyla anılan köşkten selamladı. O Vahdettin ki ülkesinden bir İngiliz zırhlısına binerek kaçmıştı. Atatürk'ten utkunda onu soysuzlaşmış, hain diye tarif etmişti. Bunların hepsi sarayın kendi alternatif tarihini yazma, Atatürk'ü unutturma çabalarının birer parçasıdır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boşuna. Bu milletin gönlünden Atatürk silinmez. Atatürk sadece milletimizin değil, dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin de kutup yıldızıdır. Yolunu kaybedenlere yol gösterir. Bundan bir asır önce emperyalizme karşı verdiğimiz istiklal mücadelemizi dünyanın bu en meşru savaşını taşlandıran, ülkemizi medeni alemin saygın bir üyesi yapan Cumhuriyetimizin 100. şeref yılını en görkemli şekilde kutlamak, aynı zamanda 100 yıl sonra mazlum milletlerin zulme ilelebe tahammül etmeyeceğini bir kere daha tüm dünyaya haykırmak için de büyük bir fırsattı. Saray bu fırsatı da kullanamadı. Ama sarayın yapmadığını aziz milletimiz yaptı. Cumhuriyetin 100. şeref yılını ona yakışır bir biçimde kutladı. Binler oldu, on binler oldu. Yüz binler oldu, milyon oldu. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında anıt kabire aktı. Yolları caddeleri belediyelerimiz ay yıldızlı bayrağımızla doldurdu. Gece de partimizin ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin düzenlediği etkinliklerde Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılı coşkuyla kutlandı. Milletimiz atasına da Cumhuriyet'imize de sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin dahili ve harici bedahlara rağmen ilelebet payidar kalacağını bir defa daha gösterdi.